Shape Editor komutunu kullanarak Fenerbahçe logosunun tasarımını yapalım. Daha önceden çizmiş olduğumuz logonun dış dairesini seçip 45 derece açılı ve limitli bir şekilde 35 derece yüksekliğini seçiyoruz. 35 milimetre yüksekliğinde seçip et diyoruz. Şu an 45 derece açıyı 35 milimetre yüksekliğinden kestik. İçindeki daireyi seçerek 45 derece içine oyuk veriyoruz. Şu an formumuz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ortadaki daireye de 45 derece açılı 5 milimetre yükseklikten kesilecek şekilde kabartma veriyoruz. Enişteki çizimimize, yaprağımızın bulunduğu fenerimize seçerek Plane komutuyla 5 milimetre yükseltiyoruz. Şimdi ise yazılarımızın komple grup yapıp Plane komutuyla 5 milimetre yükselterek kabartmamızı oluşturuyoruz. Daha sonra en dış çizgimizi plane ile 5 milimetre yükseltip logomuzu son formuna ulaşmasını sağlıyoruz. Şu an 30 milimetre kalınlığında olduğunu gördük. Bunu 20 milimetreye düşürüp logomuzu bitiriyoruz.